Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de bu bölümde neler yapacağız? Arkadaşlar bu hafta üst düzey oyuncular geldi biliyorsunuz. Ben de bu şekilde üst düzey oyuncular geldiği haftalarda bir analiz yapmak istiyorum. Oyuncu analizi yapmak istiyorum. Çünkü bazı oyuncular çıktığı zaman özellikle yorumlarda görüyorum. İşte bana şu çöp çıktı, bu çöp çıktı. Aslında o oyuncuların gerçekten ön plana çıkan muhteşem özellikleri oluyor. Onları değerlendireceğim. Bu hafta gelen oyuncuları bakacağız. Ronaldo, Neymar, Jesus, Sirigu gibi, Varane gibi oyuncular var. Onları değerlendirmek istiyorum. Hemen öncelikle Fransa'dan bir başlayalım arkadaşlar. Fransa'da zaten ön plana çıkan bir Neymar var. Baktığımız zaman Depay'ın 95'e kadar yükseldiğini biliyoruz. Öncelikle Neymar'dan analizimize başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim. Kart tasarımı gerçekten güzel olmuş. Beğendim. Yani bu şekilde daha farklı kart tasarımlarıyla karşımıza çıkması gerektiğini düşünüyorum. Oyuna en azından renk katar. Tabii böyle bu şekilde uzun dönemlerde değil. Yani bu çok nadir geldi şu anda kart tasarımı. Uzun zamandan sonra bir milli takım oyuncularının kart tasarımları farklı gelmişti. Bir de şimdi bu geldi. Şimdi Neymar'a baktığımız zaman arkadaşlar aslında Neymar'da çok üst düzeyde bir değişiklik yok. Zaten özellikleri çok iyi. Normal kartından bahsediyorum. Zaten oyuncu özelliklerine girdiğiniz zaman kartı çıkartmadan önce bulunduğunuz yani buradan içine girdiğiniz zaman top açılım bölgesinin içinden girdiğiniz zaman burada kaç overall yükseldiği zaten özelliklerini görebiliyorsunuz. Kaç seviye yükseldiğini. Yani genelde bütün özellikleri sadece bir seviye yükselmiş. Bitiriciliği 86'dan 90'a yükselmiş. Bu bitiricilik benim için önemli bir nokta. Bitiricilik sadece burada yüksek gözüküyor. Bütün diğer özellikleri zaten tek bir seviye yükselmiş baktığımız zaman. Ama dediğim gibi ben bitiriciliği bir oyuncuda çok fazla ararım, takip ederim. O yüzden Neymar'ın bu kartı gayet güzel olmuş. Sadece bitiriciliği ön plana çıkararaktan bence kartın hem tasarımıyla hem bitiricilik özelliğiyle gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bakalım becerilerine bir şey eklemişler mi? İlhamına yüksek pas eklemişler. Başka da bir şey yok. Neymar'ın kartı gayet güzel bir kart olmuş. Depay'a bakalım. Depay'ın daha önce 97'lik kartı geldiği için buna çok fazla aslında değinmeyeceğim arkadaşlar. Baktığımız zaman değişiklik çok fazla yok. Dediğim gibi daha önceki kartı 97'lik gelmişti haftanın oyuncularına geldiğinde biliyorsunuz. Ondan dolayı çok fazla değinmek istemiyorum. Koşliyeni'ye bakalım. 91'lik gelmiş, 94'e kadar yükseliyor. En büyük özelliği de defansif farkındalığının max seviyede 99 olması arkadaşlar. Yani bir defans oyuncusu olarak gerçekten çok iyi. 94 olduğuna bakmayın. Yani 95'lik 96'lık birçok oyuncudan daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. Kötü bir kart değil yani arkadaşlar. Burada baktığımız zaman Koulibaly var arkadaşlar. Bana çıktı, max seviyesine de bastım. 90 seviyeye kadar yükseliyor. Ve 1.97 boyunda arkadaşlar. Gerçekten bununla alakalı bir bölüm oluşturmak istiyorum. Özellikle forvet hattında orta kafa şeklindeki bir strateji belirleyip onun üzerine yoğunlaşıp bir maç yapmak istiyorum. Gerçekten 1.97'lik bir forvetin nasıl iş yapacağını görmek istiyorum. Hızı falan da 89'muş burada. Kaça çıkıyordu? 93 mu oluyordu? Bende max seviyesi vardı. Hatta şöyle şuradan bakalım. Geriye geldik. Çünkü ben max seviyesine basmıştım arkadaşlar bu oyuncuyu. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Neredeydi bakalım. Heh, şurada. 90 seviyeye kadar yükseliyor max seviyesinde. Özelliklerine baktığımız zaman kafa özelliği 91, hızı 93. Gayet yani 1.97 boyu olan bir oyuncuya göre çok hızlı bir oyuncu. Gerçekten bu oyuncuyla alakalı bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Bir bölüm oluşturmayı düşünüyorum. Şimdi haftanın oyuncularına gelelim. Çünkü haftanın oyuncularında bir tekrardan şu Fransa'ya bir göz atalım. Golovin'in seviyesini çok düşük yapmışlar. 23 yaşında genç bir oyuncu olmasına rağmen nasıl sadece 94'e kadar yükseliyor? Yani şaşkınım yani. 23 yaşında çünkü. Genç de bir oyuncu. Neden 95 veya 96 seviye yapmazsın bu oyuncuyu? Konami anlamış değilim. Özelliklerini
çok fazla yükseltmemişler baktığımız zaman. Yani 94 overall'a kadar yükselmesi çok saçma. 23 yaşında bir oyuncunun zaten 88'den geliyor. Yani çok saçma olduğunu düşünüyorum. Başka gözüme çarpan şu anda burada yok. Haftanın oyuncularına geçelim. Öncelikle Ronaldo'yu değerlendirelim. Ronaldo arkadaşlar 99 seviyeye kadar geliyor. Forvet'e koyduğunuzda değişmiyor. Yine 99 kalıyor. Bu haftaki gelen Ronaldo o şekilde maalesef. Kulüp Selection'a gelen 98 oluyordu ama Forvet'te 100 oluyordu. Her hafta gelen kart tasarımları farklı olabiliyor. Başka bir Ronaldo da şeyden gelen, milli takımlardan gelen Ronaldo da 99'dan 101'e çıkıyordu hatırlıyorsunuz. Ama bu hafta gelen Ronaldo çıkmıyor arkadaşlar. Bakalım bitiriciliğini 2 seviye birden yükseltmişler. Ronaldo'nun kartı bu şekilde. Salah'a baktığımız zaman... Salah'ın normal diğer kartlarına bende çünkü iki farklı kartı daha var. Onunla kıyas yaptığım zaman bu kartının biraz daha düşük olduğunu gördüm arkadaşlar. Ama yine Salah kötü bir kart değildir. 97 overall'a kadar yükselen top kontrolü sürmesi, hızı ve bitiriciliği iyi olan bir oyuncudur. Bitiriciliği kaçmış 90. Max seviyesinde de 94-95 seviyeye kadar gelir. Rafael Varane'a bakalım. Varane... tam bir stoper oyuncu. Gerçekten hem boy var hem hız var. Hem defansif farkındalığı, top kazanması çok iyi. Gerçekten muhteşem bir kart. Hem de hava hakimiyeti de çok iyi arkadaşlar. Kafa 93, sıçrama 90. Hızına baktığımız zaman 89. Bu birinci seviyedeki özellikleri bu arada. Defansif farkındalığı 97-98'e kadar gidiyor. Top kazanması da 94-95'lere kadar geliyor. Gayet güzel bir oyuncu Rafael Varan. Burada şimdi Sirigu'yu birçok kişi sormuş. Yorumlarda gördüm ama arkadaşlar Sirigu özellik bakımından iki kaleciden bir tanesi arkadaşlar. Onu belirteyim. Eğer yanlışım varsa da düzeltin. Sirigu arkadaşlar bu hafta zaten performansı A olarak geldi. Mutlaka zaten Sirigu çıkartanlar yani 95'lik falan kaleci bakmasın. Direkt Sirigu'yu kaleye koysun. Çünkü adamın hem performansı bu hafta A, hem bütün özellikleri hemen hemen 99. Sadece top bakalım şurada hangisiydi. Uzaklaştırması sadece 96'da kalıyor. Diğer bütün özellikleri 99 oluyor. Boyu da harika, 1.92 boyunda. Mutlaka Sirigu'yu bu hafta kaleden bulanlar hiç çıkartmasın. Sirigu'nun dediğim gibi iki özelliğinden bir tanesi, iki kaleciden bir tanesi bu. Bir Ter Stegen de var bu özellik. Bir de bir Sirigu da var arkadaşlar. O da formunun yani fiziksel durumunun 8 olması. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Maça girdiğiniz zaman arkadaşlar biliyorsunuz normalde A olduğu zaman kondisyonu yukarıya doğru bakıyor. Yani ok yukarıya bakıyor. O kondisyonun iyi, moralinin çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu 8 olması da arkadaşlar o moralinin yani yüksek düzeyde tutmak için yani en yüksek seviyedeki özelliğe sahip olduğunu gösteriyor. Yani bu sadece 8 olan bir Ter Stegen de var. Bir de Sirigu da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sirigu bulanlar gerçekten çok şanslılar. Ben size özellikle bunu belirteyim. Sirigu'nuz varsa mutlaka bu hafta kaleden çıkartmayın. Bir de kalecileri seçerken arkadaşlar elinizde birden fazla kaleci varsa haftalık performansına bakın. A veya B olan kaleciyi tercih etmeye çalışın. Bir diğer oyuncumuz Jesus'a bakalım. Jesus konusunda ben şimdi bir kıyas yapacağım. Bir Mbappe ile kıyaslayacağım arkadaşlar. Gabriel Jesus'u. İkisi de genç oyuncu. Ama bu hafta gelen Jesus bence Mbappe'den çok çok iyi arkadaşlar. Neden? Ama Mbappe'nin normal kartından bahsediyorum. Öne çıkan kartı Mobile zaten henüz gelmedi. Neden diyeceksiniz? Jesus'un birincisi ofansif farkındalığı 99. Bitiriciliği de bakın 85'ten 90'a yükselmiş. Ve max seviyesinde de 96 oluyor arkadaşlar. Normal Mbappe'de 94'e kadar mı ne yükseliyor galiba? Ya 92 ya 94 olması lazımdı sanırım. 94'tü aynen. O yüzden Jesus bir tık hem ofansif farkındalık bakımından hem de bitiricilik farkından hem de şut gücü bakımından Mbappe'den çok çok ileride. Sadece hızı bir tık önde. O da bende çok büyük fark olacağını düşünmüyorum. Şut gücü max seviyesinde 90 oluyor. Mbappe'de max seviyesi 84'te kalıyor. Sadece hız konusunda
bir tık önde. Ama ofansif farkındalık bitiricilik olarak bence bu hafta gelen Jesus Mbappe'den çok çok iyi. Dayanıklılığına baktığımız zaman ise yine normal Mbappe'den yüksek olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman akrobatik bitiricilik, anında şut, bunlar güzel özellikler, çapraz bacak dönüşü. Gayet başarılı bir kart ve 98 overall'a kadar yükselen bir kart arkadaşlar. Analizlerim bunlar. Bu şekilde dediğim gibi üst düzey oyuncular geldiği zaman anlatılması gereken bir oyuncu, gerçekten gözden kaçabilecek özellikleri olan oyuncuları anlatmak için bu şekilde bir bölüm oluşturdum. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız bu şekilde arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.